Yalnız aklıma bir şey takıldı. Bu tatlının ismi neden Kıbrıs tatlısı acaba? Bilenleriniz var mı? Varsa yorumlara gelsin. Ay elim. Ay niye böyle bir hata yaptım? Elim yandı şu an var ya resmen. Beğendin mi Görünmüyor, ikra? açıyor. Onun Afiyet olsun. üstünden al. Merhaba yap. Merhaba arkadaşlar, annemin babamın kanalına hoş geldiniz de. Hadi bir söyle, merhaba de. Merhaba arkadaşlar de. Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Ben cuma günü annemgili yemeğe davet ettim. Bir anda oldu her şey. Ani bir kararla yemeğe davet ettim. O günü de vlogladım. Biliyorsunuz ki erkek kardeşim asker diye bahsetmiştim sizlere. Hatta size sizin yörenin adetlerini sormuştum. Oralarda nasıl olur, işte sizin yaşadığınız yerde asker adetleri nasıl olur diye sormuştum. Birçok kişiyle adetlerimiz benziyor. Bizim buralarda asker yemeği verilir diye. Ben o gün o konuşmayı unutmuşum. Bizim buralarda da verilir. Askere gitmeden önce yakınları askeri yemeğe davet eder. Anneannesi, babaannesi, işte halası, dayısı, kim varsa yakınlarından. Ben de kardeşimi o gün cuma günü asker yemeğine davet ettim. Oruç giriyor araya. Oruçta biliyorsunuz ki kısıtlamalar gelecek. Oruçta hiçbir şekilde belki ailemizle görüşemeyeceğiz. Oruçtan sonra da doğum olacak inşallah. O zaman dedim hiç ben iki çocukla yemek falan hazırlayamam. Neler hazırladım, neler ettim. Şimdi konuşmamdan sonra o kısımları izleyeceksiniz. Videoya ani bir giriş yaptığım için sizlere böyle bir yüz yüze merhaba demek istedim. Sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Videomuza geçmeden önce menümü saymak istiyorum arkadaşlar. Menümde mercimek çorbası vardı. Karnıyarık vardı. Pirinç pilavı. Patates oturtma fırında. Salata, cacık. Bir de Kıbrıs tatlısı yaptım. Tatlıyı uzun uzun çektim arkadaşlar. Tarif isteyecektiniz mutlaka. Kanalımda da hiç çekmemişim Kıbrıs tatlısını. Çok güzeldi, çok beğendi ailem de. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız. Tarifiyle birlikte verdim. Önce tatlıyı ekledim videonun başına. Çünkü onu bir gece öncesinden yaptığım için. Tatlıyı izleyeceksiniz önce. Daha sonra tatlımı babam yorumladı. Gerçekten çok güzel bir akşam geçirdik. Umarım sizler de videomuzu beğenirsiniz. Hatta gün babamgilde kalırken geçen yaz biliyorsunuz Ramazan Çorum'da çalışıyordu. Annemgilde Kıbrıs tatlısı yapmıştım. Ama babam unutmuş benim Kıbrıs tatlısı yaptığımı. İlk defa yiyorum sandı. Bayağı gülüştük, o kısımları da çektim, ekledim yorumunu falan. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapalım arkadaşlar. İşe şerbetimizi yapmakla bir başlayalım. Şöyle 1,5 su bardağı şeker. Bunu tencereme alıyorum. Şerbetimiz soğuk olacağı için öncelikle şerbetimizi yapıyoruz. Şöyle 1,5 su bardağı şekeri aldım. 2 su bardağı da su ekleyeceğim. Şimdi şerbetimi ocağa alayım arkadaşlar. Biz de o sırada Kıbrıs tatlımızın kek harcını yapalım. Kek harcımız için şöyle 3 tane yumurtayı kırdım. Kabımın içine aldım. Yarım su bardağı da şekerim var. Üzerine ilave ediyorum. Ve bunları güzelce çırpıyorum. Ben bu tatlıyı annemgilde 2 kere falan yapmıştım. Bu evde de bir kere mi yaptım, yapmadım mı tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Annemgilde yemiştik, bayağı hoşlarına gitmişti. Yine bunu yapayım dedim. Ramazan da beğenmişti. Herkesin sevdiği ortak bir tatlı yapayım dedim. Kıbrıs tatlısına karar verdim. Umarım şimdi de güzel olur ve beğenirler. Şimdi yumurtayla şekerimizi güzelce çırpalım. Yalnız mutfakta ne kadar bardak varsa çıkarmışım. Onu fark ettim şu an arkadaşlar. Hep bardaklı olduğu için ölçülerimiz her neyse. Emre de babası bakıyor şu an. Ona emanet ettim. Şunları güzelce ben bir çırpayım. Şöyle köpük köpük olana kadar. Yumurtayla şekeri güzelce çırptım. Bundan sonra çırpıcıyla devam ediyorum. Çünkü ceviz falan girecek içine. Şimdi sıvı yağ arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı.
1 su bardağı Hindistan cevizi. Katı bir harç oluyor ama bu sizi korkutmasın. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Daha sonra galeta unumuz var. 1 su bardağı. Hangisi kuruydu bardakların? Un kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Galeta unu. Bunu da ilave ettik. Ve bir su bardağı dövülmüş ceviz. Ama ben bunları bıçakla doğradım arkadaşlar. Dövünce un ufak oluyor böyle, aynı un gibi oluyor. Ceviz olduğu belli olmuyor tatlının içinde. Ben de bıçakla minik minik doğradım. Ve hamur kabartma tozu. Sıralamayı yanlış yaptık galiba. Cevizden önce dökecektim ben bunu. Akşam çekiyorum ya videoyu şu an. Kafam karıştı vallahi. Mis gibi Hindistan cevizi koktu vallahi. Karıştırdıkça kokusu geliyor. Şimdi kek harcımız tamam arkadaşlar. Şöyle borcamıma, normal yuvarlak borcamıma biraz sıvı yağ aldım. Bunu da böyle yağlıyorum. Güzelce yayalım şöyle. Bayağı katı, gördünüz mü arkadaşlar? Bu kek hamurundan farklı oluyor. Ama korkutmasın sizi. Gerçekten güzel oluyor. Şöyle kaşığımı ben bir ıslatayım. Yapıştı gibi oldu aynı. Şerbetim de kaynıyor bu arada. Şerbeti 15 dakika kaynatıyoruz. Evet, tatlım da fırına girmeye hazır şimdi. 160 derecede 25 veya 30 dakika pişireceğim arkadaşlar. Fırınımızın, tabii ki de herkesin fırını farklı, kontrollü bir şekilde yüzü kızarına kadar pişireceğim. Kekimiz fırında pişe dursun. Biz de o sırada tatlımızın muhallebisini yapalım arkadaşlar. Şerbetini döktükten sonra üzerine muhallebi geliyor bu tatlının. Şöyle 1 litre sütümüzü tenceremize alalım. Tabii ki de alamıyoruz. Ağzı kapalı. Daha sonra bir su bardağı nişasta, buğday veya mısır fark etmez. Yarım su bardağı da toz şeker. En son şekerli vanilinle krem şantisini ocaktan indirdikten sonra atacağım arkadaşlar. Şimdi bunları ocağa alıyorum. Pudik kıvamı olana kadar kaynatacağım. Muhallebim oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı. Bayağı sıcak. Yine kapattım altını. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Güzel soğusun. Daha sonra krem şantisini ilave edip güzelce çırpacağız. Kekimizi de şöyle bir kontrol ediyorum. Hafif sararmış ama kızarmamış hala. Kekimiz de pişe dursun. Şerbetimizin de altını kapattım. Şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar. Güzel de kabarmış yalnız. Hadi bakalım, beni utandırma. Kekimizi fırından çıkardım arkadaşlar. Çok güzel kızardı. Ama aşırı sıcak. İlk sıcağının çıkmasını bekleyip daha sonra şerbetle buluşturacağım. Şerbetimiz burada soğudu güzel.
Biraz daha sıcağı çıksın. Üzerine şerbetini ilave edelim. Tatlımı tezgah aldım arkadaşlar. Şöyle üzerine şöyle sivri bıçağımla delikler açıyorum. Kürdanı bulamadım. Maalesef. Çok güzel kokuyor yalnız var ya, Hindistan cevizi, ceviz, galeta unu. Şimdi soğuyan şerbetimi de sıcağı çıkmış kekimin üzerine ilave ediyorum. Hepsini ilave ettim. Ay elim. Ay niye böyle bir hata yaptım? Elim yandı şu an var ya resmen. Tövbe tövbe. Borcamın sıcak olduğunu unuttum vallahi var ya. Ay parmaklarım. Bu burada soğusun. Muhallebim de güzel soğudu arkadaşlar. Camın önüne koydum. Saat biraz geç oldu valla. Yoruldum iyice. Sesimden de anlaşılıyordur belki de. Şimdi krem şantisini ilave edip güzelce çırpacağım mikserle. Şöyle bir paket sade krem şanti kullanıyorum. Şöyle vanilyamızı da ilave edelim. Evet, şimdi muhallebimi tatlımın üzerine dökeceğim arkadaşlar. Evet, tatlımız hazır arkadaşlar. Son olarak da üzerine şöyle bol bol Hindistan cevizi gezdirdim. Bence çok güzel görünüyor. İnşallah misafirlerim de beğenir. Şöyle şerbetini de görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu üzerini streçle kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Bir gece dinlenecek. Yarına daha iyi olacak eminim ki. Yalnız aklıma bir şey takıldı. Bu tatlının ismi neden Kıbrıs tatlısı acaba? Bilenleriniz var mı? Varsa yorumlara gelsin. Bence bu tatlının bir adı olsa ceviz tatlısı olurdu. Ben ceviz tatlısı koyardım. Neden? Hindistan cevizi ekliyorsun bol bol. Ve ceviz. Bir su bardağı Hindistan cevizi, bir su bardağı ceviz gidiyor. Ben olsam buna ceviz tatlısı derdim arkadaşlar. Bilmiyorum neden Kıbrıs tatlısı. Değişik yani. Aklımda deli sorular. Neyse lafı uzatmayayım. Saat de bayağı geç oldu. Buzdolabına kaldıralım ve yarın afiyetle yiyelim inşallah. Evet arkadaşlar ben mutfağa girdim. Şöyle öncelikle karnıyarık yapımıyla başlayacağım. Sabahtan ben bunları tuzlu suda beklettim. Güzel kızarttım. Ortalarını bile yardım. Şöyle büyük fırın tepsimi kullandım. Kaç tane? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Yeteceğini düşünüyorum. Şöyle de iç harcı hazırladım arkadaşlar. Kıymalı bir iç harcı hazırladım. Ne var içinde hemen hızlıca sayayım. Kuru soğan, 3 adet kuru soğanı güzelce kavurdum sıvı yağ ile beraber. Kıyma kullandım 300-400 gram kadar. Sarımsak, salça ekledim biraz. Çok az da pul biber. Baharat falan eklemedim. Ailem de bizim gibi baharatlı yemek sevmediği için baharat eklemedim arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce dolduralım patlıcanlarımızın içine. Bismillah deyip yemeklerimize başlayalım.
Evet, ilk yemeğim hazır arkadaşlar. Şimdi bunu fırına göndereceğim. Daha sonra da oturtma yapacağım için fırın boşalsın istiyorum. Önce bu pişsin. Havada bugün yağmurlu burada. Hatta akşam üzerine kar gösteriyor. Bakalım hayırlısı yağacak mı? Yoksa yağmurla kalacak mı? Haftaya da oruç başlıyor. Oruca karla merhaba diyeceğiz herhalde. Hava bayağı soğuk. Şöyle ekmeklerimizi de doğrayalım arkadaşlar. Evet, şöyle oturtmamı da hazırladım. Şimdi fırına göndereceğim bunu da. Sabah karnıyarığımı pişirmiştim. Şimdi de bunu pişireceğim arkadaşlar. Bundan sonra da pilavım kalıyor ve cacık. Çoğunluğunu yaptım yemeklerin sayılır. Arkadaşlar yemeklerimin çoğunluğu bitti. Şimdi salatamı da yapayım. Bunu da aradan bir çıkarayım. Emir de içeride uyudu galiba. Karnımızı bir doyurduk, bir şeyler atıştırdık. Yemeğe kadar dayanamazdık ya değilse. Şöyle de oturdum, vallahi yoruldum. Tezgahta falan yapamayacağım. Güzel de bir salata yapalım. Akşamdan yıkamıştım bunları da. Yarına zorluk olmasın bana diye. Hem de kurusun yeşilliklerim diye. Akşamdan halletmiştim. Arkadaşlar şimdi bunun ağzını kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Soğanını eklemedim. Annemgilin gelmesine yakın soğanını da eklerim. Şimdi kokutur salatayı, böyle tadını bozuyor. Evet, patatesim de pişti arkadaşlar. Bizimkiler böyle biraz sulu sever. O yüzden sulu bıraktım. Kuru sevmiyorlar. Bu hazır. Bu fırında sıcağıyla birlikte dursun. Burada da pirinç pilavımız var. Yeni kapattım altını. Bu da hazır. Şöyle bitirdiklerimi bir genel olarak göstereyim. Belki servis zamanı çekerim, çekemem. O anda telaştan. Bir de yasak 9'da başlıyor ya arkadaşlar, akşam 9'da. Hemen yiyip böyle çay içip gidecekler. 8.30, 8'e doğru işte. O yüzden ortalık karışabilir yani yemek esnasında. Burada karnıyarıklarımız. Bunu da şimdi fırına koyacağım. Sıcağında dursun. Daha sonra burada da salatamız. Burada da mis gibi mercimek çorbam. Bunu da blenderdan geçtim. Şöyle kıvamı falan. Tatlımız da dolapta şöyle. Üzerine açtım. Biraz terlemiş gibi olmuştu. Bu da çok güzel görünüyor. Tadını da çok merak ediyorum. Yemeyeli uzun zaman oldu vallahi. Bakacağız artık akşam. Hatta şimdiden de bölebilirim tabaklara. Akşam böyle kesmeyle falan uğraşmayalım. Dolu dolu geçirelim diye. Şimdi tatlı tabaklarına da bunu bölmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben bir mutfağı toparlayayım. Daha sonra tatlımızı keseriz belki. Belki yani. Şu an kararsızım. Yemeklerimin hepsi bitti çok şükür. Allah'a şükürler olsun, bitirdim. Şimdi çayın yanına şöyle çerez koyacağım arkadaşlar. Bunları da koyayım. Şöyle birer kişiye koyulmak üzere. Bunlar da kenarda beklesin. Çay içerken koyarız. Evet, çerezlerimi de şöyle bir tepsiye koydum. Şöyle tatlımı da kesmeye karar verdim. Keseyim bakalım. Nereden başlasam? Böyle şeylerde çok heyecan yapıyorum ben ya. Bir şey yapıyorum yapıyorum. Sonra bozmaya kıyamıyorum vallahi. Heyecan yaptım şu an. Şöyle kes git sinirim sanki ne. Yani
Bozulmasını da istemiyorum. Şu bıçağımı bir sileyim. Kesip buzdolabına kaldıracağım yine. Tadını merak ediyorum. Nasıl oldu acaba şerbeti falan. Tadına baksam. Kötüyse çıkarmasam önlerine. O zaman da tatlısız kalmış oluruz. Olmaz ki. Tövbe yarabbim, neler geliyor aklıma. Ama sonuçta ortada bir emek var yani. Arkadaşlar şöyle Nescafe fincan altlarım var. Şöyle birer tane birer tane koyacağım. İsterlerse yine üzerine eklerim. Bence Nescafe altlı için fazla büyük. Tatlılara çok ideal oluyor. Böyle birer dilim birer dilim koyalım bakalım. Şuradan başlayalım. Bu bozulursa bunu kendime feda edeceğim. Tadına bakacağım. Emir anne ne yaptı? Anne mama. Evet şöyle. Ne oldu mama? Kenarında biraz kaldı ama. İplerde böyle olur hatalar. Şöyle çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şerbeti falan. Birazdan tadına bakacağım ben misafirlerden önce. Dediğim gibi akşam kısıtlı olacak vaktimiz. Her şeyi şimdiden hazırlamalıyım ki rahat rahat yemek yiyip çay içebilelim. Şu kenarındakini alıp tadına bakacağım sizler için. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Vallahi tadı efsane. Vallahi kendim yaptım diye demiyorum. Övmek gibi bir de şeyim yok. Vallahi çok güzel var ya. Şerbeti, muhallebisi çok güzel olmuş. Bir de dün geceden yaptım ya. Dinlendi böyle buzdolabında. Harika. Vallahi ben çok beğendim arkadaşlar. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen siz de yapın. Evet tatlılarımız da şu şekilde hazır. Hatta var ya üzerlerine şöyle cevizlerim var. Bundan koysam nasıl olur ki sizce? Şöyle. Oo. Ceviz şeysi oldu var ya resmen ceviz tatlısı. Şöyle kırmıştım cevizlerimi. Bazıları böyle tüm tüm kalmış. Ben de süslemek için kullanacağım. Bence de çok güzel yakıştı. Bunları da böyle buzdolabına kaldırayım. Çay zamanı çıkaralım. Ilımasın yani. Böyle soğuk çok güzel arkadaşlar. Şöyle yakından bir daha göstermek istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Vallahi siz de deneyin ne olur. Bir kere deneyin denemediyseniz. Şöyle cacıklarımı böldüm arkadaşlar. Annem bir çıkmış geliyorlarmış. Birer kişiye olacak şekilde. 3 tanesine nane attım. Sevmeyen olur diye 3 tanesini de boş bıraktım. Şurada turşularım var. Salatalarım. Bir tanesini büyük servis tabağına aldım. Bunu ortaya koyacağım. Şöyle de tabaklarımı çıkardım. Bunlara da yemek ve çorbalar gelecek. Fırını da açtım. Yemeklerim de ısınsın. Evet, Miliba dostum. Miliba dostum. Evet arkadaşlar, annem geldi. Şimdi servis zamanı. Şöyle pilavımı koyuyorum. Isıttım pilavımı. Yanına da bir tane karnıyarık koyacağım. Ortaya da koyacağım. İsteyen alsın orada diye. Çağırdıydım. Şu şekilde koydum arkadaşlar. Bir de ortaya koyacağım. İsteyen olursa. Babam şimdi Kıbrıs tatlısını tadıyor. Baba düşüncelerini çok merak ediyorum. Doğrularıyla söyle, eleştirileri açayım. Baba. Babama. Dur babam. Güzel olmuş. Ya hep iyice tadını alacak. Değil mi güzel? Hafif böyle. Altı da şerbetli biliyor musun baba onu? Şerbet döktüm. Üzerine muhallebi. Ha,
Bir kere yaptıydım ya geçen yaz. Unuttun sen onu. Oruçta yaptım. Oruçta yaptıydım. Sen unuttun. Abi, tamam gelince yine yapayım. 2-3 kere yapmayınca unutuluyor. Beğendin mi ikra? Afiyet olsun. Ooo. Güzel olmuş. Gidelim de yalnız hep içi cevizim mi? Evet biraz masraflı bir tatlı. Bir su bardağı ceviz gidiyor baba kekine. Niye Kıbrıs tatlısı diyor bunu ya? Bilmiyorum ben de meraklar içerisinde. Meraklı oradan geliyor bu tatlı. Aynen ben de merak ettim aslında. Biz de neşe yapmış da yediydim. Hadi sen de. Sence haşhaşlı mı baba bu mu? Haşhaşlı revani mi bu mu güzel? Güzel. Değil evet. mi? Hafif. Aynen ben de haşhaşlıya buna tercih ederim. Haşhaşlıdan daha güzel. Hadi. Kadir sen beğendin mi? İyi güzel. Pek dokunmamışsın ama. Tokanmamışsın. Pek tokanmamışsın. Şekli güzel şekli. Daha yiyecek Kadir onu. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir videomuzu. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.